Buradayım müdürüm. Bir dakika. Şelaleye iyice yaklaştık. Görüldüğü gibi oldukça yüksekten dökülüyor. Su o kadar berrak ki birazdan eğilip su içeceğiz. Evet, müdürüm birazdan suya atlayacak. Hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece. Evet, siz de gelin. Bunu herkese açık paylaşacağım müdürüm. Eğilip bir de su içsene müdürüm. Evet. Su içsene. İç. Hanımım. İç. Ne video çektiniz? Ayacağım mı? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Vallahi bak, Cemal'in tam ismi yanlış şeylerle, yani yalnız kalmış burada, kimsenin görmemiş. Bizim insanlarımız hep böyle şeylere, gizli şeylerde de yalnızlık var burada. Yalnız ama müthiş, çok güzelmiş. İndiğimde de değdi. Sağ ol yine. Senin rehberliğinde geldik, indiğimizde de değdi. Görmeyenler herhalde çok şey kaçırır. İniş yolda yalnız çok ince bir yol, herkes onu bulamayabilir iniş yolu. İnce bir yerden. Müdürüm, evet. Baştan itibaren geliş yolunu da biraz bilmeyenlere tarif ederek anlatır mısın? Geliş yolu kavurmacılardan sağa saptıkları zaman ileride böyle demir kapılı küçük bir bahçe gelecekler. Oradan sola yol zaten şelalenin dibine kadar geliyor. Şelaleyi ilk gördüklerinden sonra bir 100 metre, 150 metre daha yürüyecekler. Ondan sonra büyük şelalenin orada sağa iniş var. Sağa bir yol iniyor. Oradan bir katıca inecekler. Orayı görürler zaten orada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cemal'im YouTube'a koy da bütün insanlık gelsin, izlesin. Böyle güzellikleri tabii insanca gelsinler. Yani. Canca. Yazın burada çok güzel yüzülür müdürüm. Burayı listeye ekleyelim. Ekleyelim yaza. Bulunmaz. Evet, mağaranın içindeyiz. Büyük bir kaya suyun üzerine devrilmiş. Öyle bir küçük mağara. Su geçişi oluşur. Su gördüğünüz gibi kayaları yüzyıllardır yontmuş ve oldukça kaygan bir hale getirmiş. Çok tehlikeli bir noktadayız. Şelale, bir kez daha şelale oluşturarak aşağı doğru akıp gidiyor. Aşağı dökülüyor. Ve orada bir havuz oluşturuyor. Su çok berrak, çok temiz. Ve oradan başka başka şelaleleri oluşturarak Akçay'dan denize dökülüyor. Evet, Edremit Körfezi buradan çok net görünüyor. Çok net. Şelalenin oldukça üst bir bölümündeyiz. Şu aşağılarda keşif yaptıktan sonra
bulunduğumuz noktaya çıktık. İşte şelale çok net görünüyor buradan. Birazdan yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edip Kurudere'nin üst bölgelerini keşfedeceğiz. Burası biraz önce dolaştığımız Kavurmacılar Şelalesi'nin yaklaşık 2 kilometre uzağında. Oradan daha yüksek bir şelale ama su biraz az. Suyun çok olduğu günde daha muhteşem görüntüler çıkabilir. Oldukça tekrar yüksek bir. Tekrar mutlaka geleceğiz buraya. Burayı işaretledik. Oraya ve mümkünse şelalenin dibine inmeyi planlıyoruz. Şu anda benim tam anlamıyla baş döndüren bir yer Kemal burası. Başım dönüyor. Bu şelaleler bölgesinin ikinci şeyi, üçüncü şelalesini duyuyoruz, göremiyoruz. İnemiyoruz oraya ama büyük bir kanyon var burada. Şahin Deresi kadar muhteşem. Arkada da Rus sarkıtlarını alabiliyor musun Kemal? Rus sarkıtlarına makinenin zoom özelliği yok mudur? Sadece beyaz bir bölge beyaz olarak görünüyor. Rus sarkıtları var. Şu dere, önümüzdeki kaya parçasının arkasında şelale var. Orayı göremiyoruz. İnemiyoruz da. Evet. İnme şansımız da yok gibime geliyor. Orada inemiyoruz ama evet. Muhteşem. Baş dönme yeri burasıymış demek ki. Fazla bakmamak lazım sağa sola. Beni de çek Kemal'im. Buradayım. Kartalım benim. Kartallar yüksek uçak. Burayı görmedin. Atı buradan gözüküyor. Geliyorsun. Herkes farklı.